geldik. Geldik. Çok güzel bir gündü Nevzat. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın ne yapalım? Bilmem. Ne yapalım? Yani istersen Ortaköy'e falan gidebiliriz. Sen nasıl istersen. Benden sıkılmıyorsun değil mi? Sıkılmak mı? Ya ben ömrümün sonuna kadar seninle olmak, seninle birlikte zaman geçirmek istiyorum. Nasıl sıkılabilirim ki? Sıkılmıyorum, hiç sıkılmam. Öyle mi? Keşke hep yanımda olsa. Hep böyle yan yana. Suna Mevzat. Ay canım benim, geldi. Bak kim geldi. Hoş geldin Denizci. Hoş bulduk. Gözlerimiz yolda kaldı. Yüzünde de güller açılıyor. Evet. Ya nasıl açmasın işte ya? Nasıl açmasın? Ne oldu? Verdiğin ödev sonuçlandı değil mi? Hayır o değil ya Suna. Ha. Ne oldu? Ya eniştem demişti ki Gizem klasik müzik aşığıdır demişti bana. Öyle bir fikir verdi. Ben de gittim abi. Cemal Reşitiye'de konser varmış klasik müzik. Hemen biletleri aldım. Gizem'in ofisine gittim büroya. Verdim, acayip sevindi ya. Beraber konsere gideceğiz. Gerçekten? Evet. Ay çok sevindim Deniz. Gerçekten çok güzel olacak ya. Ya ben de sevineceğim de bir şeyden emin olmak istiyorum. Bu programa biz dahil miyiz değil miyiz? Ya enişte değil, bu sefer dahil değilsin. Bu sefer başka ya. Vallahi çok sevindim bu sefer. Hatta gittikten sonra beraber bir şeyler yeriz dedik yani öncesinde. İstediğinizi yapın. Yok. Gidecekseniz de bak ne olur konserde uyuyakalma olur mu? Ya Suna saçmalama ya. Ben uykumu alıp gideceğim. Merak etme onu sen. Ben de mısır yeme. Hadi yiyorsun kızın yağlı ellerini saçlarına falan sonra. Ya enişte artık mısır yemiyorum ben ya. Yemiyorum ya. Bıraktın mısır? Evet. Müthiş bir karar. Sen de. Çok sevindim Deniz. Ben de çok sevindim ya. Ben de çok sevindim. Müthiş. Asıl var ya. Zil takıp oynayacağım şu anda. Öyle mi? Halay çekelim o kadar sevindim. Hadi çekelim. Ne hadi bakalım. Sen nereden biliyorsun klasik müzik sevdiğini Gizem'i? Güzelmiş çünkü. İşe yaramış ya. Tatlı bence çok. Hı? Hoşuma gitti benim de çok. Ben... Neyse. Neyse. Çok sevindim gerçekten. Çok sevindim, çok sevindim ben de. Çok sevindim. Anladım, sevindiniz. Tamam. Ya Ferhunde'nin baba sürekli bana böyle yandan ters ters bakıyor. Ben ona ne yaptım ki anlamadım bir türlü ya. Levent, bence adam seni sevmedi. Ya Mahmut. Allah aşkına ben sevilmeyecek bir adamım. Ya Levent seni sevmeyen olsun ya. Acaba diyorum ki sen Ferhunde'nin babasına kendini sevdirmek için böyle bir şeyler mi yapsan ya? Adam ısınır belki sana. Ne yapayım Mahmut? Pasajın orta yerine takla atayım. Ya ben neyse öyleyim ya. Takla at. Ya bak geçenlerde ne oldu değil mi? Ferhunde bacı dedi ki babam dedi ormana gitmeyi gezmeyi acayip sevir. Boş vakitlerinde hep ormana gidir, gezir dedi. İyi de Bekir abi, bir insan neden ormana gider? Hele harekette eline tesbih atan gibi bir şey bilir gibi ya. Saksıyı çalıştır Levent, saksıyı. Bir adam ormana niye gider? He? Niye? Ya mantar toplamaya gider ya da ava gider. Mantar tehlikeli olduğuna göre demek ne kalır geriye? Ha. Avcılık kalır. Adam tüfeği atır omuzuna, tık içeri gidir. Nereye gidir? Ormanın derinliklerine kadar gidir. Ne yapır? Böyle dın edir. Ya anlamadın mı gözünden? Avcı adam, avcı. Ya gözünden anlaşılıyor mu öyle abi? Gözünden anlaşılmıyor. Hele bunu dedikleri bak ya. Tabii ya, avcı adam ne eder? Alır tüfeği, göz arpacık eder. Şimdi Atif abi nasıl bakır Levent'e? Gözlerini kısır bakmıyor mu böyle? Yani ne yapar? Nişan alıyor Levent'e doğru. Evet, evet çok doğru söyledi. Böyle bana bakarken sürekli gözlerini kısıyor. Evet, adam avcı ya. Ya arkadaşlar ben hiç anlamıyorum ha. Ya bir insan canlı öldürerek nasıl eğlenebilir ya? Yazık günah ya. Tebrik ederim. He. İlk defa seni kutluyorum. Bu doğru. He. Doğru ama bak şimdi böyle düşün. Şimdi Atif abinin kalbine giden yol neresi? Avcılık yolu. Eğer sen bu yolu takip edersen önce Atif abiyi sonra da Ferhunde'yi ne edersen? Tavlarım. Evet. İşte bu kadar basit. Bekir abi çok doğru söylüyor. Ya yok abi ya ben avlanamam. Hayvan falan öldüremem ya. Avlanmam ben. Aferin lan. Aferin. Ya sen avlanmayacaksın ya. Avlanıyormuş gibi yapacaksın. Ha. He o zaman tamam bir dakika aklıma yattı. Tamam arkadaşlar şu dakikadan sonra kumaşçı Levent yok. Avcı Levent. 12'den vur. Böyle gözleri böyle kısacağım. Kıs gözleri. Ne kısacağız? Şöyle bak. Biraz daha kıs. Ya önümü nasıl döneceğim ya? Adam önüne dalga geçiyor ya. Yani bak şu da kısacaksan öyle değil. Ha böyle. Şöyle. Ha, tamam. Şahin! Usta! Bu ne? Bu ne ya? Ha? Krema!
Herhalde ben de biliyorum krema. Viyana görüyorum krema olduğunu. Neden bunun tarihi geçmiş? Ne demek geçmiş ya? Bakayım. Aa! Usta bunun tarihi geçmiş. Allah Allah. Geçmişse geçmiş. Ya ben demiyor mu? Her zaman dolaba ilk gire. İlk çıkacak diye. Ah Elvan'ım görüyorsun değil mi? Zaman su gibi akıp geçiyor. Bugün varız yarın yokuz. Yaşamayınca mı saçmalama istersen? Allah Allah. Şey olmayacak bu işte. Gözünden kaçmayacak. Yazık günah evladım. Doğru söylüyorum. Karışmış. Kusura bakma. Öyle. Karışmayacak. Karıştırmayacak. Tamam babacığım. Bir daha karışmaz. Daha dikkatli oluruz değil mi? Sen istersen eve çık babacığım. Biz hallederiz işleri. Bek. Hallederiz. Dükkana gelse de dükkana gelmiyor ki. Geliyor. Geldiğinde de bıdı 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 konuşuyor. Ne dedi o? Arkamdan bir şey dedi değil mi? Ben içeri girince bir şey dedi. Yok babacığım. Ne diyecek ki? Şahin sana ne der? Ne der babacığım? Çok üzülmüş. Kremayı unuttuğu için onu söylüyordu şimdi bana. Çok üzgünüm. Yani nasıl üzgünüm anlatamam. Ben nasıl karıştırdım ya? Ah ah ya. Ah nasıl karıştırdım? Ah ya. Hay ah. Hadi görüşürüz babacığım. Bir kere gelmiyor. Çok geliyor da sürekli. Ah nasıl? Şu anda ağlayacağım. Hadi. Çok kızdı Şahin. Çok kızdı. Çok kızdı. Ama ya, haklı yani Şahin. Kusura bakma da haklı. Az kalsın müşteriye tarihi geçmiş şey yedirecektik. Farkında mısın? Gözümden kaçmış. Ne yapayım abi? Anlıyorum şey. Da biraz daha dikkatli olmamız lazım. Oradan bakıyor. Tentenin arkasından bakıyor sürekli. Tamam, tamam. Tamam, hadi sen onu şey yap da Şahin'cim. Görmesin seni. Tamam Ayıncığım. Ama Barış'cığım... Canım benim, neden sen Duygu'nun saçını çekiyorsun ha? Ha neden Barış'cığım bağırıyorsun bak? Yok ya, yok. İlimde kalacak. Bu kirpi kafa benim ilimde kalacak. Tutamayacağım kendim bir gün. Sami'cim bak çocuklar burada hayatım. Sakin ol. Geçmiş karşıma. Zaman ağası gibi akıyor. Zaman ağası gibi akıyor. Bak ne demek istiyorsun sen? Ya yaşlandı mı demek istiyorsun sen? Sami'cim yapma bak çocuklara. Daha neler oldu burada sen yokken? Ah benim. Prensesimin neden morali bozuk? Duygu'ya bağırmış Barış. Saçını çekmiş ona. Neden? Neden diye soruyor musun Sami'cim? Evet soruyorum. Neden? Çünkü bütün gün çocukların önünde birbirinize bağırıp böyle laflar söylüyorsunuz ya. Hani çocuklar da bizden de görürse onu yapıyor ya hayatım ondan. Evet tamam da ben kirpi kafanın saçını mı çekiyorum? Hayır hayatım. Çekmiyorsun da hani bağırıyorsun ya bütün gün önünde. O da seni örnek alıyor, Duygu'ya bağırıyor hayatım. Haklısın. Barış, ben kirpi kafa... Aman, ben babana şakacıktan bağırıyor. Bunu ben şakacıktan kızıyorum. Öyle şey olmaz. Bak şakacıktan bağırıyorum diyor deden, duydun mu? Bizim yüzümüzden, benim yüzümden bir şey yapmış. Evet, sizin yüzünüzden. Yok, yarın ben de geleyim seninle. Ya iyi olurdu da, dükkana kim bakacak? İyi. Ya bir şekilde şey olmasın, sen orada tek başına ne yapacaksın? Onca iş var, onca yük var. Ben de gelirim. Biz oradayken Levent sen... Abi ben bakamam. Niye? Yarın çok önemli bir işim var. Ne işim var oğlum? Bir işim var abi. Halit abi? Çağatay'cığım çok özür diliyorum yani... Benim de yarın sayım var dükkanda. Daha önce planlamıştık. Biliyorsun sayım olduğu günlerde ben dükkandan burnumu bile çıkartamıyorum. Eyvallah. Hadi ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Ahmet abi bir arkadaşım yeni eve taşınıyor. Buzdolabı ihtiyacı var mı? Dedim ki benim Ahmet abim var dedim ya. Senden alacaklar. Tamam göndersen. Yaparız bir güzellik. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Çok sağ olun. Rica ederim. Deniz. Efendim Çağatay abi. Ne? Sen geçen gün... Evde dedin ya hani, dükkanda ne zaman ihtiyacınız olursa dedin, ben göreve hazırım dedin. Evet dedim Çağatay abi, ne derseniz yaparım yani. 7-24 göreve hazırım çünkü. Güzel. İşte bak, yarın sana ihtiyacımız var. Görev seni bekler. Yarın mı abi? Evet. Çok güzel düşündün ya. Çok güzel düşündün. Deniz, bizim Çağatay abinle biraz işimiz olacak. Yarın bir ara dükkana bir göz kulak olma şansın olur mu? Yani Ahmet abi, çok isterim. Az önce de belirtmiştim bunu ama benim sınavım var ertesi gün. O yüzden sınava çalışmam gerekiyor. Sınav çok önemli bir sınav. Çalışamazsam başaramam. Başaramazsam diplomayı alamam. Diplomayı alamazsam Rukiye teyzeme mahcup olurum ya. Yoksa biliyorsunuz her dediğinizi yaparım yani.
Yarın olmuyor mu? Yarın olmuyor. Ertesi gün yapayım. Bize yarın lazımsın oğlum. Tamam canım, tamam. Tamam, neyse artık. Yapacak bir şey yok. Sen dükkanda dur, top sende. Ben artık orada birini bulacağım bir şekilde. Bir halledeceğiz yani, ne yapalım? Bu veremediğin dersin sınavı. Evet Çağatay abi, yoksa normal bir ders olsa zaten ben burada dururum yani. Nöbet yaparım ama veremediğim ders. Çok önemli bir ders bu. Tamam şimdi, tamam. Yapacak bir şey yok, tamam. Sen dükkanda duruyorsun. Ben artık orada bir şekilde başımın çaresine bakıyorum. Ha? Ya Melahat'cığım niye öyle diyorsun? Ay estağfurullah. Ya niye yük olsunlar? Onlar benim de çocuklarım. Hayır, hayır efendim. Çok da güzel. Derslerini de çalışıyorlar. Sen hiç merak etme, aklın kalmadı. Deniz de çalışıyor. Deniz de çok güzel ders çalışıyor. Sen, onlar bana emanet. Sen hiç... Bak şimdi. Ne gerek vardı? Ay, ay, alır. Tamam, Ahmet alır. Alır. Hiç gerek yoktu be Melahat'cığım. Tamam. Tamam canım benim. Hadi selam söyle. Tamam, hadi ara gene, tamam mı? Çok özledim ben seni. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. Ne olmuş? Ya koli hazırlamış bir tane. Onu diyor otogardan alabilir mi oğlanlardan biri diyor. Alır. Ahmet'in de o taraflarda işi vardı. Hazır gitmişken koliyi de alıverir anneciğim. Of. Ne varmış ki kolide? Ya ne olacak işte. Yiyecek, içecek artık. Artık ne varsa doldurmuştur canım benim. Çocuklar bize yük oluyor diye dert ediyor ya orada kendine, oturduğu yerde böyle kuruyor. İşte kendince destek olmaya çalışıyor canım benim. Tabii. Melahat hala böyledir işte. Çok hassastır canım çok, benim. Çok. Kulum benim. Hay Allah. Ya o hiç dert etmesin. O çocuklar bir kep atmadan, bir o diplomayı eline almadan ben onları da hayatta göndermem. Dur sen, dur. Kaç çocuk mezun etti Rukiye annem. Ya. Tabii. Yani ben hala fikrimde netim. Anlayamıyorum, seni anlayamıyorum. Neyini beğenmedin o evin, neyini beğenmedin? Çok güzel bir evdi bence. Ya Rıza, fayanslarını görmedin mi? O nasıl renkti öyle? Ne var renginde? Hayır, rengiyse sorun, rengini değiştirirdik, kırardık fayansları. Ondan sonra yenisini takardık, ne var ki? E ya banyo fayansları ne olacak? E onu da kırardık. Kırardık yenisini, fayans bu ya. Kırardık yenisini takardık, ne var bunda? Ya Rıza'm içime sinmedi. İçime sinmedi o ev. Ben biliyorum yani böyle bir evin içine girince o ev bizim için hayırlı mı değil mi anlıyor. Bu içime sinmedi. İçine sinmedi yani. He, ısınamadı. Nasıl? Beğendiniz mi ev babacığım? Ben beğendim. Ben beğendim kızım ama... annenin içine sinmemiş. Ya Rıza'm niye dalga geçiyorsun? Ben böyle bir eve girince... o eve aşık olmam lazım. Böyle içimin huzurla dolması lazım. Tamam, içini huzurla dolduracak bir ev bulacağız inşallah Emel. Hayırdır inşallah. Gel Selahattin, gel, hoş geldin. Merhaba yengeye. Nasılsın? Hoş geldin, iyiyim sağ ol. Amirim. Ay. Selahattin. Amirim. Gel. Bakkalın önünden geçiyordum. Baktım bir sürü koli var. Kaptım geldim hepsini. Size ya. Taşınırken işinize yarar. İyi yapmışsın da. Biz önce içimizin huzurla dolacağı, içimize sinecek bir ev bulalım önce de ondan sonra bunlarla işimiz olacak. Öyle demeyin amirim. Ev her zaman bunlar. Ama kutu önemli. Koliler önemli amirim. Evet. Selahattin. Bu küçücük koliye ne koyacaksın? Sarı sepet kafandan başka bir şey girmez bunun içine. Ne koyacaksın? Çoraplarınızı koyarsınız abi. Çorap kolisi değil mi? Evet. Sağ olasın Selahattin. Düşünmüşsün o kadar. Ne demek yengecim ya, her zaman. Kaldır bunları açın burada. Tabii. Şuraya koy, gel çay iç. Koydum abi. Hadi ben de çay koyayım. Gel. Hadi sağ olasın. Sen benden ne saklıyorsun Efe? Ya vallahi Okan, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Efe! Okan, Yaseminler başka bile taşınıyormuş. Nasıl? Yani tamam taşınıyorlar da bu mahallede bir ev bakıyorlar değil mi?
Yok işte bu mahallede bakmıyorlar. Nasıl? Rıza Amir'in tayini çıkmış başka biriyle. Yasemin de haliyle okul değiştirecek. Nasıl yani oğlum, olamaz ya. Muş bile yani, ben öyle duydum. Yasemin de yüksek ihtimalle sen üzülme diye söylemiştir sana. Rıza Amir de kimseye söylemiş başka biriyle tayini çıktığını. Bak sakın kimseye söyleme Okan, tamam mı? Şey nereye ciddiymiş Rıza Amir Efe? Şeye. Neye? Ankara. Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya ciddi yani. Evet, görev beklemez yani. İdris abi, yapacak bir şey yok. Ama bak Rıza Amir söylememiş kimseye, aman diyorum sen de kimseye söyleme. Zaten o gerekirse söyler hepimize. Ya kime söyleyeceğim ya, sen merak etme ya, benden laf çıkmaz ya. Siz de söylemeyin, tamam mı? Vay be, demek öyle ha kocam. Öyle. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar duydunuz mu? Neyi duyduk mu ya? Hayırdır? Rıza Amir Ankara'ya tayini çıkmış. Nasıl ya? Çevreden ev bakıyorlardı. Yanlışın olmasın İdris Bey? Yok yanlışım yok Hakkı Hocam ya. Son dakika ciddiymişler. Aa, sen kimden duydun? Ya isim vermem ama bilgi sağlam yerde. Yani demek istediğim bir Rıza Amir bu mahalleden geldi ve geçti. Eminsin değil mi oğlum? Eminim tabii ya. Allah Allah, ani bir şey oldu demek ki. Ben de çok üzüldüm ya. Ya bir güzel eğlendik tiyatroda, bir güzel eğlendik. Ben böyle güzel bir oyun görmedim ya. Yani var ya, karnıma ağrılar girdi gülmekten. Bak kaçırmayın ha, muhakkak siz de gidin. Ya ben tiyatroya bayılırım zaten. Gerçi eskiden daha çok giderdik de. Yine gidersin Mustafa. Ha, beraber gideriz ya. Olur. Ben de gelirim ortağım. Hatta Nebahat Hanım, siz de gelin. Aman ben hiç gitmedim ki tiyatroya. Olsun. Nasıl yani? Hiç gitmedin mi? Vallahi Mustafa abi. Ben böyle gücüydüm. Tiyatrocular geldiydi mahalleye. Böyle bir sokakta oynuyorlardı. Anam gelip salmadı, öyle uzaktan baktım da. Gücüyüm ya, hatırlamıyorum bile yani. Yani anlıyorum da. Ya kaç senedir İstanbul'dasınız? İnsan bir tiyatroyu merak etmez, gitmez mi yani? Tabii canım. Tamam, Burdiyet'te işte. İşten güçten vakit mi buluyor Mustafa abi? Doğru. Neyse ben bir bakayım bayım içeri. Tamam. Yenge. Sen iyi misin? Bir şey yok vallahi. Ya ben senin halinden, tavrından anlarım. Senin canın bir şeye sıkkın. Söyle bakayım ne oldu? Yok uzun bire, ne olacağım? Bir şey yok. Hem bak hele. Hı. O şeyi ne ettin? Oyun salonu işini ne ettiniz? Hayırlısıyla inşallah yarın imzaları atıyoruz. Ondan sonra dükkan bizim diyebiliriz artık. İyi kuzum, hayat uğurlu olsun inşallah. Yenge ya. Ne olduysa senin sayende oldu biliyor musun? Çok teşekkür ederim ama emin ol sana borcumu ödeyeceğim. Çok çalışacağım ve elime ilk para geçtiğinde borcunu ödeyeceğim sana. Ciğerim kuzum, senin de onu boş ver. Ben de burada bir anan sayılırım senin. Sen işine güzel keleş, mıkat ol, dört elinden sarıl. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Zamanı gelince elin kollaşırsa verin, vermezsen de canın sağ olsun. Ben seni hiç utandırmayacağım Allah. Razı olsun. Canım benim, canımsın. Uzun benim. Oh, yarın Allah hayrola bakalım. İnşallah. Hadi bay. Bahtiyar. Efendim Adil abi. Neredesin sen ya? Ya başına bir şey geldi zannettik. Anca Adil abi, kurban olurum ya. Gelirken toptancılara uğradım da. Dükkan için biraz siparişleri verdim. Eskiden bizim Sinan bakıyordu bu işlere. Allah'ın zalimi gidiyordu. Nerede çürük, çarık varsa hepsini toplayıp geliyordu. Şimdi ben gittim de biraz kendim seçtim, siparişleri verdim gel. İyi etmişsin, eline sağlık. Ya, sağ ol. Bahtiyar, bir saniye gelebilir misin? Bir şey söyleyeceğim de. Gel, gel. Hayırdır Mustafa, ne oluyor? Yoktur ya, telaşlanma. Ya Nebahat yenge. Nebahat'a bir şey mi oldu? Yok ya, be. Bir şey olmadı. Bir dur, bir sakin ol ya. Bir dur, öyle bir şey değil. Nebahat yenge hiç tiyatroya gitmemişti. Ne var bunda? Ben de gitmedim. Ne var mı? Ya bir kadıncağızı al da bir tiyatroya götür. İnsan götürmez mi ya? Tabii Bahtiyar. Şöyle bir eşine bir git, bir elinden tut. Tabii. Götür, sever tiyatroyu kadınlar yani ha? Ya ne diyorsunuz Allah'ını severseniz ya Mustafa. Benim hayatım olmuş tiyatro. Kurban olacağım. Neyse tamam.
Afiyet olsun. Sağ ol. Ellerinize sağlık. Bana her şeyi de ama anlaşamadım deme Galip abi. Ne diyorsun abi? Bir tanesin abi sen. Tamam, yarın değil mi abi? Ya abi, yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Abi sen benim yüzümü güldür, ben de senin yüzünü güldüreyim. Tamam. Evet. Evet abi, hemen. Bir saniye abi. Ben şeyi alayım. Aa, kızlar ne gerek vardı ama? Aç bakalım da beğenecek misin? Ay, inanmıyorum şunların güzelliğine bak ya. Ay, çok teşekkür ederim. Çok tatlılar değil mi? Çok. Ay, çok teşekkür ederim kızlar. E, Perihan ablacığım, bebeğin gelmesine ne kadar kaldı? Eli kulağında az kaldı. Darısı başınıza sağlık. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi gidiyorum ben. Sana da kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Telefonla konuş. Beğendi. Kölge, sen sabahtan beri ne işler çeviriyorsun kardeşim gizli gizli? Anlat bakalım. Alperciğim. Uğraştım, uğraştım. Sonunda var ya, turnayı gözünden vurdum. Hayırlara gelsin Ali'ciğim. Gelsin hayatım, gelsin, gelsin. Yarın büyük gün. Yarın her şey değişiyor. Kırtasiyemiz artık eşik atlıyor. Orta çağdan yeni çağa geçme dönemidir. İnanılmaz şeyler olacak Alper, inanılmaz. Bakın görün yarın neler olacak. İnşallah. İnşallah. Ali'ciğim inşallah. Ya bak yarın şık ol Deniz, tamam mı? Öyle salaş böyle gitme. Ya Suna tamam ya, benim bir tarzım var. Onun dışında çıkmamı bekleme yani ama yine saçımı maçımı yapacağım. Tamam. Nereye gideceksiniz? Pastaneye gideriz diye konuştuk. Yani keşke başka yere gitseydiniz Deniz ya. Ya Suna ne yapayım ya? Kız dedi giderdi buluşacağız. Ben de pastane dedim ya. O deyince öyle oldu yani. Ay iyi tamam. Yani en kötü oraya oturursun sonra başka yere gidersiniz olmazsa. Tamam. Bak Deniz, şimdi Gizem'le sanattan konuş. Sanattan konuşacağız. Dünya gündeminden bahset. Yani iyi iyi, güzel güzel konuşun, tamam mı? Sakın, sakın futboldan bahsetme. Futbol yok. Futbol yok. Tamam mı? Bak, kültürlü olduğunu göstermen lazım. İlk defa ikiniz buluşacaksınız. Çok önemli, ciddi bir fırsat bu. Bu fırsatı değerlendirmem lazım. Çok önemli bir fırsat çünkü bu. Yani gerçekten çok önemli bir fırsat. Evet, kaçırmamam lazım. Evet, eğer iyi geçerse düşün, bir sonraki randevuna evet diyebilir. Seni randevuya çıkar yani bir sonrakinde. Derdi mi? Der tabii, neden demesin? Yani yarın sizin ilişkinizin geleceği için çok önemli bir gün. Yarın şampiyonluk maçına çıkacağız Suna. Hayır, çıkmayacağız. Yarın futbol yok. Futbol yok Suna. Yok, yarın Oscar alacağız. Oscar alacağız. Ha, sanat, kültür. Sanat, kültür. Tamam mı? Alacağız. O ilgilencik benim olacak. Anneciğim sen hiç merak etme, ben yarın işlerimi toparlarım. Ondan sonra da otogara giderim, halamın gönderdiği koliyi alır gelir sana teslim ederim. Canım benim, zahmet olacak sana ama. Duymamış olayım. Duymamış olayım. O nasıl söz anneciğim, aşk olsun, ne zahmeti? İyi tamam, o zaman Ahmetciğim hazır karşıya geçmişken şu annemin bahsettiği perdiciye de bir uğrar mısın? Tabii, tabii, tabii efendim, tabii uğrarım. Tabii. Amelin, hazır ben karşıya geçmişken yarın senin uğramamı istediğin bir yer yok. Yok Ahmet abi, teşekkürler. Aa, aşk olsun. Ya ayda yılda bir kere bir şey istedik. Tamam canım, bir şey mi dedim ben? Uğrarım, Erdeci'ye de uğrarım. Birisi lazım gelirse. Halam nasılmış? İyi, iyi. İyi, herkese çok selam söyledi de işte... çocukları takmış kafaya, onları merak ediyor. Söyleseydin anne, çocuklar ders çalışıyor deseydim. Dedim evladım, dedim de Deniz'den korkuyor acık. Şimdi bu kadar sene diyor, veremedi diyor, o dersleri mezun olamadı diyor. Şimdi bu sene nasıl olacak acaba diyor. Vallahi Deniz durumun ciddiyetinin son derece farkında. Yarın bütün gün ders çalışacakmış. Ertesi gün sınavı varmış, bir sonraki gün neyse işte bir şey dedi. Sınavım varmış? Sınavı varmış. Ya rica ettik, dükkana göz kulak olabilir misin? Bizim işimiz var, bakabilir misin dedik. Ferhamet abi, benim sınavıma çalışmam lazım dedi.
Tabii aferin baba, bak ne kadar akıllı. Bu çocuk akıllı, ben size diyorum. Azıcık tembel şey var ya, ama akıllı bak ne güzel. Çok. Değil mi? Ha? Derste çalışmaya başladı. Çok. Aferin benim kuzuma. Yapıyorum. Ha? Gel bak. Denizciğim. Ya aşk olsun sana, sen niye bana söylemedin? Sen nereden öğrendin Rukiye teyze ya? Kim söyledi sana? Ahmet abi söyledi şimdi. Ahmet abi sen nereden öğrendin? Sen söyledin mi? Ben mi söyledim? Oğlum demedin mi? İşte ertesi günü yarından sonra sınavım var demedin mi sen? Ha evet, sınavım var ya. Sınavım var benim. Ya sürekli sınav yapıyorlar. Hocalar böyle sıkıldıkça sınav yazıyor. Bitmiyor sürekli sınav. Öyle yani, böyle bir sorunumuz var. Çok güzel, çok güzel. Çok sınav olsun. Çok sınav olursa o kadar da hızlı güzelce mezun olursun canım. Sen yarın şimdi böyle otur sıkı sıkı bir dersini çalış, o sınavı ver. Yarın ben dersime çalışayım. He. Yarın mı dedi? Gelin dedi Deniz. Ha, yarın çalışayım. He. He. Tamam haydi, geline niye hep selam söyle herkese. He, iniş diyen de selamı var. Haydi görüşürüz, öpüyorum. Hoşça kal. Hadi. Kardeşin niye aramış Nebat? Hiç de öyle hal hatır sormanın için. Gitmeden şuraya da bir sileyim de. Hal hatır sormak için mi? He. Etme Nebat, kurban olayım ya. Kimi kandırıyorsun sen he? Senin kardeşin bayramda seyranda bile aramaz. Ne diyorsun şimdi Bahtiyar? Sana yalan borcun mu var? Nebat. Hı. O bileziklerin diğerleri nerede gülüm? Oy şey, evde bazla mamuru yoğurduydum da. Onu çıkardıydım, unutmuşsun geri zahmiye. Bakarım. Bak hala, bırak bırak, bırak şunu bak. Bak bana bak, bana bak. Bu bileziklerin diğerleri nerede Nebat? Şey ettiydim de. Ne ettin Nebat? Dur ben söyleyeyim sana ya. Sen bilezikleri bozdurup kardeşine yolladın değil mi? Ha? İnanamıyorum sana Nebat be. Yani vallahi inanamıyorum sana. Bile bile lades diyorsun ha. Yok bak hala öyle değil de. Hani şiyetliydim, sana da diyeceğim ama... Bana hiçbir şey deme. Bana hiçbir şey deme Nebat. Yani senin yalanlarına benim karnım bundan sonra tok. Zaten bu hayırsız kardeşin aramasından belliydi, belliydi. Öyle de değil de ama. Abi, ne oldu? Yenge. Ne oldu? Yok bir şey. Boş ver bre. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım abişem? O kadar sinirlendiriyor, o kadar sinirlendiriyor. Bundan sonra ben de günün sonunda böyle yanardağ gibi patlıyorum işte. Patlama işte bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hayata bakış açını değiştirmen lazım. Sen hayata bağırmak, çağırmak için gelmişsin. Sırf bana da değil ha. Herkese bağırıp çağırıyorsun ya. Ha, ahlak konuşuyor görüyor musun? Ahlak konuşuyor. Ay, işte. Tamam, tamam. Başlamayın yine. Çocuklar yok ki burada. Yok, çocuklar yok. Ha. Ne fark eder Sami? İçerideler çocuklar. Belki de sizi duyuyorlar. Ha. Yani sonuçta çocuklar evin gerginliğinden bile yani etkileniyorlar. Biz belki fark etmiyoruz ama onlar etkileniyorlar Sami. Evet babacığım. Sibel Hanım çok haklı. Ya ayrıca bitkilerde de böyle oluyormuş biliyor musunuz? Ben geçen gün bir yerde okumuştum. Böyle bir tane bitkiye çok güzel sözler söylüyorlar ama diğerine böyle hakaret ediyorlar. E hakaret edilen bitki solarken diğer bitki böyle güzel sözler söylenen bitki çiçekler açıyor. Ya. Ya. İşte anladınız mı? Yani biz nasıl davranırsak çocuklar da ona örnek alıyorlar. Bir evin huzuru çok önemli. Ha. Elvan çok doğru söylüyor. Yani sonuçta bizim çocuklarımız da bitki gibi yani. Etkilenirler her şeyden. Evet babacığım, davranışlarımız çok önemli. Yani sana da söylüyorum. Tamam, ben anlıyorum. Merak etme. Yani ne demek oluyor bu da? Bundan sonra evde, çocukların önünde asla ama asla kavga etmiyoruz Şahin, tamam mı? Evet. Bana bakmayın lütfen. Ben ne kavga ediyorum ne böyle bakıyorum. Hiçbir şeye bakmıyorum. Hep böyle bakıyorum. Baba baba bak. Gördün mü? Sami. Ben kimseyle kavga etmiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Anladık, tamam. Bundan ha? Sonra çocukların şeyinde şey yapmayacağım. Kavga mavga tartışma yok. Evin içinde yok. Çocuklar tamam. Odadayken de yok. Tamam, anladık. İnandırıcı değilsin. Bak, 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 bak. Hiç, hiç, hiç inandırıcı değilsin. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani... Bak, böyle duruyorum işte. Böyle duruyorum. Allah Allah. Tamam, tamam. Şey yaptım ya. Yapmayacağım. Lay 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 l
Vay be, vay be. Beyler, bugün bizim hayatımıza bir milat ya. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Hayırlı olsun. Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum. Kendime ait bir dükkanım var artık. Dükkanımız var güçlü. Ha evet, evet. Ortaklarım benim, canlarım benim. Bir şey soracağım. Ne zaman konuşacaksınız ustalarla? Ha, ben öyle birdenbire işi bırakmak istemiyorum güçlü. Ya çünkü Mesut ustamın üstüne çok yük biner. Ben böyle vakit buldukça omuz atacağım sana, okey? Tamam. Yani ben de abimle konuşacağım. Konuşacağım bir ara da şu sıralar biraz gergin. Şimdi eser gürüler bizim tadımız kaçar. Müsait zamanını bekliyorum. E iyi, tamam. Tamam. Ya var ya, çok heyecanlıyım, çok. Evet oğlum. Evet ya, ben de öyle. Dükkanımız var. Ya ne yapsak ya, bir şey mi yapsak? Ne ya? Böyle bir sadaka falan mı versek, bir şey mi yapsak acaba? Ha? Doğru söylüyorsun. Sadaka mı? Şurada mı? Neyse. Ooo, kimler gelmiş bak, çiçeği burnunda patronlar gelmiş buraya. Evet ya. Ya Allah senden razı olsun usta. Senin sayende oldu her şey vallahi. Olur mu öyle şey ya? Estağfurullah, öyle şey olur mu? Senden de Allah razı olsun. Sen kendin çalıştın, çabaladın, hak ettin yani. Güçlü, hallettiniz mi işleri güçleri? Prosedür tamam mı? Hallettim abi ya. Yani artık dükkanımızın başındayız. Hiçbir şey kalmadı. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun ortağım. Mevlana Hazretleri'nin şu güzel sözünü unutma. İnsanın kanadı gayretidir. Kanat çıkmaya devam. Değil mi başkanım? Unutmam Sami abi, unutmam. Hayırlı uğurlu olsun canım. Hadi. Sağ olun. Güçlü. Hadi geç dükkanın başına. Hadi geçiyorum. Hadi, zaman hadi gel. Hadi bakalım. Tamam, hadi. Sen dükkanın başına geçtin. Biz de bir sifte atalım, değil mi? Hadi bakalım. Sağ olasın. Hadi sifte benden, bereketi Allah'tan. Allah senden razı olsun. Sen de. Sağ ayakla, sağ ayakla. Evet. İşte bu. Yenge, dükkanı aldık. Artık dükkanım var, dükkanım var artık. İyi, hayırlı uğurlu olsun kuzum. Abin nerede? Bilmem, daha gelmedi. Gelmedi mi? Sizin aranızda ne var ya? Bir garipsiniz siz dünden beri. Aman, boş ver Sinan. İyi de can işte. İçini bilmem, dışını bilmem. Acık kontak ya. Biz böğün dalaşırık, yarın hallederiz. Sen hiç kafanı takma. Sen dükkanına bak, keleş işine muhat ol, paranı kazan. Ağzın tadına Allah yedirmek nasip etsin paranı inşallah kuzum. Dükkan var ya artık. Komşu olduk ha. İyi ol tamam. Arada yardıma gel ha. Gelmez miyim? Abim sinirlendirme kuzum. Tabii ki gelirim, tabii ki gelirim. Laf duyurma bizi. Yenge. Her şey senin sayende oldu ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Tamam bire. Ne kadar üzberliyorum billahi. Tamam ver. Ben söyleyeyim abi, ver. Yok. Ver ya, yok bitti tamam. Galiba. Ya patron olduk diye unutmadık, ver. Tamam, bitti galiba. Haydi. Gerçekten çok sinirliyim. Ya suna bak, ben benim ne edip buradan çıkmam lazım ya. Evden çıkmam gerekiyor. Yani sen de niye durduk yere sınavım var dedin? Bir randevum var deseydin. Ya... Kuzen, öyle Ahmet abiler bir anda yarın dükkana bak deyince bir şey diyemedim yani. Gizem'le buluşacak mı diyecektim yani. İyi peki, artık yapacak bir şey yok. Benimkisi çıkmam gerekiyor ama. Arkadaşlarımla ders çalışmaya çıkıyorum dersin. İşte bu ya. Ben öyle dersem ki teyze kesin izin verir ya. Evet, Gizem'le pastanede buluşuyorsunuz, sonra başka yere gidersiniz. Plan gibi plan kuzen. Bu iyiliğini asla unutmayacağım bak, gerçekten. Aramızda kalacak, tamam mı? Hı. Bir şey söylemiyorsun. Niye söyleyeceğim? Al sana. Tamam Memanem oğlu. Dediklerimi unutma bak. Al, tamam. Akşam görüşürüz. Ha, ne yapmışlar? Anormal bir durum yok Hukiye Memo. Hah, tamam. Haydi bakalım. Biz gidiyoruz. Nereye Deniz'ciğim? Rukiye teyze, arkadaşlarla beraber ders çalışalım dedik yani. Sonuç olarak... Birlikten kuvvet doğar, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Deniz'ciğim yok, öyle şey yok. Ders çalışılacaksa burada çalış. Ben biliyorum, arkadaşlarla oturulup da ders çalışılmayı ben biliyorum. O ders çalışılmalar böyle başlanır, ondan sonra sohbet olur, muhabbet olur. O kitaplar bir kapanır, daha da o kitabın yüzü açılmaz. Ben biliyorum, otur burada çalış. Aslında kütüphaneye gideceklerdi.
arkadaşlarıyla yengeciğim. Kütüphaneye gideceğiz biz Rukiye teyze yani. Orada değil ses çıkartmak, çıkartmak bile çok kötü bir şey yani. Çok ayıplıyorlar insanları. Ha, onu biliyorum da. Kütüphaneye de gitme. Git sen bak, onları da çağır. Gelsinler buraya. Ben börek bahşişi fırında ama ne güzel bir şey böyle çıtır çıtır. Güzel böyle börek ikram ederiz. Hem çalışırsınız hem böyle karnınız doyar. Burada sıcak sıcak ha. Size zahmet olmasın Rukiye teyze. Ben giderim onlara yani problem olmaz. Yok 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 hiç gerek yok. Sen otur burada güzel güzel çalış. Kuzum benim hiç gitme. Hiç gitme. Tamam mı? Peki Rukiye teyze. Ya hadi ama öyle üzülmüşün gibi de yapma bana bak yok, benim de. Yok hiç üzgünlük yok bende. Siz ne derseniz o biliyorsunuz. Evet. Bu diplomayı alacağız asacağız onu. Değil mi kuzum benim? Sen bana söz verdin ben güveniyorum sana. Gizem sen bir şekilde git oyalı Gizem'e. Ben niye oyalıyorum? Benim Nevzat'ta programım var bugün. Niye oyalıyorum ben? Pastaneye gitmek istemiyorum ben. Bunu yapma. Bunu da yapma şu anda. Gitme bir şekilde oyalı rica ediyorum. Senden bunu böyle bırakma. Ya şu gerçekten çok sıkıldım. Gireceğim bak susun. Yengeciğim ben çıkabilir miyim? Sınavın var mı? Yok. Ha, o zaman çıkabilirsin. Sen ama çıkamazsın. Sen çıkabilirsin. Ben çıkabilirim. Sen çıkamazsın. Sen oturup hatta şimdi güzel güzel dersin çalışmaya başla. Ben de az kaldı sana börek getireyim. Ya ben çıkamıyorum Rukiye. Sen çıkamıyorsun. Ben çıkabiliyorum. Ben çıkamıyorum. O zaman ben ders kitaplarımı alayım. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben çıkamıyorum. Hadi otur. Hadi otur canım. Hadi sen de geç kalmayın canım. Tamam. Hadi güle güle. Görüşürüz. Geç kalmayın Dayıcığım. Ben bu şeyden hatırlıyorum. Çıkıyorum. Evet. Buyurun. Afiyet olsun Yusuf. Nereye Nevzat abi? Ortaköy'e gideceğiz Elvan. Oh. Evet, biraz bugün böyle sakin bir gündü. Orada da yeni bir mekan açılmış. Oraya gideceğiz. Çok güzel. Hava da çok iyi. Bakalım. Tadını çıkarın. Çıkartacağız ya. Hak ettik. Heh, geliyor seninki. Geliyor mu seninki? Evet. Merhaba. Kovboy, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi, hazırsan da gidelim. Gidemeyiz Nevzat. Al sen şunları. Neden? Uzuracağız şu biraz daha. Niye ya? Gizem'i beklememiz lazım. Hayatım sen... Bu kıza sinir olmuyor muydu? Niye bekliyoruz yani? Bekleyecekse de Deniz beklesin. Biz niye bekleyeceğiz ya? İşte tamam sakin ol. O gelemiyor işte. Neden? İşte, gelemiyor işte. Gelemiyor. Al şunu. Yani Deniz gelene kadar bizim Gizem'i oyalamamız lazım. Doğru. O kadar işsiziz ki. Yapalım. Ya farkındayım. Ama işimiz gücümüz yok. Böyle Deniz oyalayalım. Gizem alalım. Değil mi? Yapalım. Kusura bakma. Elvan'cığım biz buradaymışız. Sen çay verir misin? Tabii ki. Sen de içer misin Sunan? İçerim, teşekkür ederim. Tamam, hemen getiriyorum. Ben de diyorum yok. Ne bileyim ya. İyi günler, iyi günler. Yine bekleriz, yine bekleriz. Hah, Cemal'cim koy içeriye. Ahmet, ustam, gitmedin mi sen daha? Çıkıyorum şimdi ahbarik. Senin var mı bir isteğin, bir arzun? Yok, canının sağlığı. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin Cemal. Abi istiyorsan ben gideyim ya. Yok yok, ben hallederim. Sen dükkana göz kulak ol. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Hadi. Kolay gelsin. Merhaba Atif abiciğim. Merhabalar Ahmet Bey. Evet. Efendim abi. Sen misin? Evet. Bu ne hal? Levent. Hava gidiyorum abi. Oy. Dikkat et, tüfek boyun kadar da. Ya Ahmet abiciğim. Ben eski avcıyım. Aile arasında bana keskin nişancı Levent derler. Abi, Cenacığım dikkat et. O tüfek teptiği zaman dükkana gelirsin geri gelirsin de. Ahmet abicim yani ben dediğim gibi eski avcıyım. Attığımı vururum. Söylemesi ayıptır. Ben tüfeği ateşlediğim anda asla omzum titremez. Hatta askerde madalyalarım var benim abi. Diyorsun. Evet. Ben sana ne diyeyim Levent? İnşallah bütün attıkların karavana gider. Hadi can sonuç. Hadi eyvallah. Eyvallah Atım abi. Abi. İyi günler Ahmet Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Bekir yok değil. Merhaba Ağa Bey. Ulan Levent ne kadar güzel olmuşsun ya. Kılıbırçık Levent. Hele çıkart onu ver bak nasıl tüfek. Abi sesin ve tüfeğin içi boş.
Eylemsiz olsun diye koydum. He, güzel olmuş he. Şöyle Bekir abi, evet. Söylemesi ayıptır. Attığımı vururum. Yani ormana gidip bir defa eli boş dönmüşlüğüm yok. Yani ah şu ormanların dili olsa da bir konuşsa, bir anlatsa. Ya bu Ankara'da benim halamın oğlu yaşıyor ya. Bak onu arayabiliriz ha. Söyleyelim amirime. Arayalım. Bakarsın onun orada yardımcı olur. Vallahi iyi düşündün abi. Yani sonuçta yeni bir şehre alışmak zor. Hani bir rehber olursa güzel olur. Değil mi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Mesut, oradan ver bize bir çay da ağzımız tatlansın. Tabii tabii. Şöyle güzel bir çay için bakayım. Yağ gibi kaysın. Bunlar Mesut'un son çayları. Son çayları mı? Niye ya son çayları? Daha çok çayını içerisin Mesut. Ne oldu ya? Kazan mı bozuldu Mesut? Ben de anlamadım. Ne oldu? Yok yok. Kazan mazan bozulmadı. Bir şey olmadı. Şey oldu. Yani şeyden. Amirim. Seni çok özledim. Ben de seni özlüyorum görmediğim zamanlarda. Özlüyorum ben de yani sizi. Amirim yılan. Ben de öyle İstediler. Amirim ben de dayanamayacağım ya. Ya sen niye sarılıyorsun bana? Adam beni görmemiş, özlemiş. Sen zaten ben nasıl sürekli? Anlayamıyorum ben. Ne oluyor ya? Ne bileyim amirim. İdris abi öyle sarılınca ben de dayanamadım işte ya. Ya ama amirim üzülmeyin ya. Bizim meslek böyle zaten. Yani sizin meslek böyle. Ne olmuş bizim mesleğe ya? Ben anlamadım. Ne olmuş bizim mesleğe? Bu ne duygusallık? Ne oluyor burada? Ya daha ne olsun amirim? Daha ne olsun? He? Ne olsun? Amirim. He? Duyduğum anda şuramdan. Bir parça koptu gitti. Tam olarak nereden koptu o parça? Amirim buramdan. Yüreğimden bir parça gitti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Hayırlı olsun amirim. Sağ olasın Hüseyin Bey. Sağ olsun da ya niye hayırlı olsun? Ben niye sağ olasın dedim. Ben anlayamadım. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Nasıl iyi olayım Yasemin? Bir şey mi oldu yani? Efe, senin bu yaptığın ayıp ama gerçekten. Aa, sen boş ver, izle tadını çıkar. Ya, yani Yasemin, seni her zaman özleyeceğimi bil yani ne olursa olsun. Hem dünyanın neresine gidersen git seni unutmayacağım. Okan, ne oluyor? Tamam, saklamana gerek yok. Sizin tayininiz çıkmış, babanın tayini çıkmış Ankara'ya. Taşındığınızı biliyorum. Biz Ankara'ya falan taşımıyoruz ki. Nasıl taşınmıyorsunuz? Ya sadece mahallede daha büyük bir eve bakıyoruz o kadar. Mahallede? Evet. Ya baban da sen de buradasınız yani. Evet. İkiniz de. Evet. De sen bizim taşınacağımızı nereden çıkardın? Hiçbir yerden çıkarmadım. Benim önemli bir işim var. Görüşürüz. Sen gel be gel. Yok. Gel. Hemen. Gel. Kız hemen. Sizi Ankara'ya gidiyor diye biliyor ya benim Mesut. Aa yok canım. Nereden çıktı Ankara? Bir yere gittiğimiz yok. Ay iyi o zaman bir yanlış anlaşılma oldu herhal. Nasıl Emel'cim beğendin mi evi? Ay yok Perihan abla ya. Rıza'yla baktık ama hiç içime sinmedi. Ha içine sinmesi önemli tabii. Kız Emel. Anne bizim orada bir tane daire var yeni boşaldı. Üstünde bir şey yazmıyor ama bir sorayım senin için ister misin? Aa hangisi şu? Kırmızı bina mı? Ha. Sor vallahi ya Yıldız. Bak eğer kirası uygunsa biz hemen tutarız o evi. Kız bir de komşu mu oluruz? Ay ne güzel olur. İyi sorayım ben ona o zaman. Vallahi Yıldız bak beni abi çok seviyorum. İnşallah olur. İnşallah kız. Gün gelecek. İnsanlar bilgisayarlardan ev arayacaklar. Ay Basra abi çocuğumu düşüreceğim senin yüzüne. Bu nasıl cümleye giriş öyle? Affedersiniz kusura bakmayın. Ay vallahi beni de korkuttun Basri abi. Ben de korktum bak benim çocuğumuz düşerdi ya. Hay Allah. Ne diyordun sen? Gün gelecek insanlar bilgisayarlardan ev alacaklar. Caddeleri, sokakları bilgisayarlardan gezecekler. Olur mu öyle şey Basri abi be? Aa deli deli konuşma ya. Allah Allah. Ya hiç öyle kendin gidip görmeden komşusu olmadan olur mu sokaklara? Gidip kendin göreceksin. Komşuyla tanışacaksın, konuşacaksın. Öyle diyorsun da şimdi insanlar ev alacaklar, komşu almayacaklar. O olmaz. Eskiden de o ev alma, komşu al. Yok, biz öyle biliriz. Ev alma, komşu al. Komşu önemli. Komşun olacak. Evi ne yapacak?
Ay neyse kızlar hadi. Size doyum olmuyor. Ben gideyim. Ufaktan da toparlanmaya başladım zaten. Hacım benim. Hadi kolay gelsin. Yardıma geleyim diyeceğim ama yani. Ay olur mu? Senin de baksana ha. Haline. Yıldız'cığım senden de iyi haberlerini bekliyorum. Tamam. Ay. Sen merak etme. Ben sana haber edeceğim. Hadi, hadi inşallah. Bakalım. Hadi dikkat edin. Hadi hadi Basri abi. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ne istiyorsun? Ben söyleyeyim. Ya bunu mayonezsiz yapsın diyecektim. Ha, ver ben şey yapıvereyim. Sen anlatmaya devam. Amirim Ankara'ya tayiniz çıkmış. Vallahi duyunca çok üzüldük. Ne diyeceğimizi bilemedik yani. Tayinim mi çıkmış? Benim neden bundan haberim yok? Haber vermeden mi gönderdiler seni Ankara'ya yoksa sürdüler mi seni amirim? Allah Allah! Ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ankara Ankara yok mu? Böyle bir şey ya. Ama Ankara'dan ev bakarsın. Ha ben Ankara'dan ev bakmıyorum. Nereden çıktı Ankara'dan ev bakmak? Ben bu mahallede ev bakıyorum. Be, Ankara'ya gitmiyor musun Zevri? Allah Allah! Nereden çıktı Ankara şimdi ya? Kim söyledi sana böyle bir şey Mesut? İdris söyledi. İdris, sen niye yanlış şeyler uyduruyorsun ya? Ama ben de başkasından duydum. Kimden duydun? Baba bana, baba bana biraz para versene ya. Geldi kanemici. Aa işte ben de Efe'den duydum. Efe'den mi? Efe! Sen benim tayinimin Ankara'ya çıktığını nereden çıkardın? Ya ben öyle şakasına söylemiştim bizimkilere yani. Şaka mı? Aha, bana biraz para ver de ben gideyim. Hala para diyor ya. Gideyim bunun var ya senin şakana da sana da başlar. Gel lan buraya lan. Şaka mıymış yani? Şaka ya. Ben ne bileyim ya, öyle dedi. Görüm ne oluyor burada ya? Girdik içeri ne oluyor dedik ya. Çay getirdim. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ne yaptı, ne etti? Canım günümüzü berbat etti. Ya biliyorum, biliyorum da o da istemeden yaptı herhalde. Yani bir şey istedi, ben de yok diyemedim ama haklısın. Demelisin sevgilim, hayır demeyi öğrenmelisin. Hah, hoş geldin canım. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Hoş geldin. Deniz yok mu? Kalmadı ya. evde hazırlanıyordur şimdi o. Aa, çok iyi, tamam. Biz de biraz yaptırırız o zaman. Tabii. Tabii, tabii. Sen iyi misin Neyza? Değilim gibi ya, vallahi. İyiyiz, çok iyiyiz. Aa, kimler geldi? Gelin, gelin. Hocam, hoş geldin. Gelin, gelin, oturun. Barış, bekleyin. Geldin. Anlatacağım, anlatacağım. Hoş geldin. Şuraya oturun. Barış, Duygu, bak sandalye. Hadi gelin, gelin oğlum, gel oğlum. Evet, tamam, size tamam. Pasta. Pasta, baba sana pasta mı yedireceğim demişim. Abba, evet, evet. Evet, başım çok büyük dertte, anlatırım. başım çok büyük dertte Elvan Hanım ya. Baban galiba bana çok kızacak. Neden? Çünkü babaanne aradı sabah. Ben onunla bir şeyler konuştum. Aramızda kalsın dediğim şeylere gitmiş. Erol Taş baba Sami'ye söylemiş. Ay Şahin ben sana demiyor muyum şurada konuştuğumuz şeyleri babaanneme anlatma. Niye her şeyi anlatıyorsun? Ne bileyim yaşlı kadın sonuçta. Öğrenmek isteyebilir yani. Mutlu da oluyor. Bana kızar diye korktum. Onun yüzden çocukları buraya getirdim ki. Çocuklar buradayken bana kızmaz. Şahin gerçekten sana inanmıyorum ya. Barış gel anneciğim şunu çıkaralım. Pasta değil mi? Pasta. Pasta. Pasta hemen geliyorlar. Gel senin biz de dediğinizde klasik müzik dinlemeye gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Klasik müzik dinlemeye gideceğiz. Ha gidersiniz. Anlamadım. Bir şey mi dedin? Umarım dedim. Gelirse gidersiniz. Gelir gelir. Gelir gelir. Canım. Pasta değil mi? Değil mi? Pasta geliyor. Pasta geliyor. Hadi bakalım. Babası. Evet çok güzelmiş bu. Adı ne bunun? Tavşan. Doğru tavşan. Tavşan tabii. Ne olacak ki başka? Barış çok yakışıklı olmuşsun ha. Evet. Ben yedik ayıcık adını beni kuşku. Çok komiksin Duygu. Evet nasıl olmuş? Bakalım ben yaptım bunu. Sabah yaptım. Duygu sen de yiyecek misin? Tamam. Yiyebilirsin. Nasıl? Ya işte buradan kesip yiyebilirsin böyle. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet. Biraz büyük ama. Evet, onu yani. Yiyemezler aslında. Bir tanesini ikisi bölüşürdü değil mi Şahin? Kalınını biz yeriz ya, hiç önemli değil. Evet, evet. Oh, afiyet olsun. Ama nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Yardımcı olur bak. Gel bakalım. Klasik müzik de seviyor. Yardım da... Gel bakalım. Değil mi ya? Çocuklara burada bakıyorsun. Nasıl?
biz de oyalıyoruz işte. Harikasın. Hayırdır Deniz'ciğim, niye kapandı onlar öyle? Rukiye teyze, bugün gerekli bütün çalışmayı yaptım derslerimle ilgili. Ve birazcık temiz hava almak için dışarı çıkayım dedim ya. Dışarı? Aha. Yok yok. Yok yok, olmaz olmaz. Dışarı olmaz. Hadi sen otur güzel güzel kuzum benim. Çayını iç, böreğini aman. Bir gün de dışarı çıkma. Değil mi? Ne olur ki? Ama bugün o gün değil, değil mi? Yok yok, bugün o gün. Sen otur, hadi otur. Güzel çayını iç. Aç onları da güzel güzel. Bak börek yaptım sana. Ha? Çıkma. Dışarı. Çıkma. Çıkma. Bugün çıkmıyorum. Bugün çıkma. Aman ne olacak, değil mi? Nasıl? Çalışıyor mu? Ya çalışıyor, çalışıyor da bir gözü hep dışarıda biliyor musun? Aslında bana bak, bu zeki bir çocuk. Sadece dikkatini topluyorum. Dikkatini bir toplasa bir ayda bitirir bu okulu. Ya artık sen varsın ya Rukiye Mamu. Bence iki haftada bile bitirebilir okulunu. Bitirir doğru. Mum ederim. Ben ama mum ederim. Kıkırdamayalım şimdi. Dikkat et, dağılmasın. Tamam. Aç onları da güzel güzel. Hadi bakalım. Başım Rukiye teyzeciğim. Hadi bakalım. Bugün çıkmıyorum. Hoş olun. Tamam Galip abi. Hemen geliyorum Galip abi. Galip abim benim be. Galip abime bak. Tuttuğunu koparan abim benim. Tamam abi, hemen geliyorum. Hemen. Kapat, bak kapat, kapattık. Arkadaşlar, arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz bir şey oldu arkadaşlar, her şey muhteşem gidiyor. Kardeşim iyi misin ya? Bak bu heyecanın beni çok heyecanlandırıyor. Ne işler çeviriyorsun yine? Alperciğim, şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Bu görmüş olduğunuz kırtasiye var ya, sınıf atlıyor. Ya Ali'cim söyler misin? Neyin peşindesin yine? Söyleyemem hayatım, sürprizi kaçar. Ali bana söyle, kimseye söylemem. Olmaz ya, olmaz. Olur mu öyle şey? Hiç kimseye söylemiyorum. Hiç kimseye. Vallahi bak ne diyorum, sürprizi kaçacak. Birazcık sabredin ya. Ben şimdi gidiyorum. Döndüğüm zaman görürsünüz. Alperciğim otur, kendine gel ya. Hadi gel içeri. Leçim. Gerçekten sana hiç bahsetmedim yine iş çevirdiğimi. Yok Alper, bahsetmedi. Yalnız dünden beri Galip diye bir adamla konuşuyor. Galip kim diye? Butik bu arkadaşlar. Yine bir işler çeviriyor. Yakında çıkar kokusu var kafasında bir şeyler. Evet. Ya ne bileyim, böyle ormanda gezmek, tozmak, mis gibi havayı ciğerlerine çekmek varken avlanmak ne oluyor ya? Ulan nasıl bir zevk bu ya? Çağatay abi, bunun zevki ayrı. Ya illa atış yapmak istiyorsan poligonlar var. Birader git poligonlara tak tak, ne işte orada cansız hedeflere istediğin kadar atış yap. Ya sen ne bileceksin Çağatay abi, bak. Öncelikle hedefe kilitleneceksin. Gezgüz arpacık. Hedefe kilitleneceksin, nefesini tutacaksın. En ufak bir ses bile çıkarmayacaksın. Neden? Çünkü en ufak bir ses bile avını kaçırır. Sonra hedefe kilitleneceksin. Sonra tetiğe asılacaksın. Tak tak tak. Yeter be. Yazık değil mi o canlara? Sen azıcık zevk alacaksın diye o canların canını almaya ne yaptın? Şey, sen sakin ol babacığım. Ne sakin ya? Şu konuştuklarına bak. Susar dedim, susmuyor da mendubur adam. Atıf abi, ben siz de avcılığı seversiniz diye şey etmiştim. Şey etme efendim, bizim için şey etme. Avcılıktan da, avcılardan da nefret ederim. Babacığım, sen istersen dükkana geç. Bak şimdi şekerim fırlayacak. Şunu unutma delikanlı. Zevk için can yakanın, bir gün canını yakarlar. Ferunde, senin baban avcı değil miydi? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Ormana falan gidiyormuş. Niye gidiyor o zaman? Kuşları gözlemlemeye gidiyor. Selin'in bakmaktan mutlu olduğu canları öldürüyorsun. İnanamıyorum sana Levent. Ferunde, ben Bekir abi. Ya ne bileyim ben, sen ormana gidilmiş, gezilmiş deyince ben de avcı zannettim. Neyse, benim işim var. Hadi görüşürüz. Ah be Bekir abi be. Ah be abi be. Bana bak, sen babasının gözüne girmek için değil mi bu?
Evet Çağatay abi, yoksa ben ne anlarım avcılıktan ya? Zaten sevmem de baksana. Ah be oğlum be, sen de şimdi tam ava giderken avlandın ya. Ah Bekir abi. Ay. Afiyet olsun ya, ne güzel yaptın. Nerede o? Nerede? Ha, burada. Ne? Sen şimdi. Bir şey deme. Bir şey deme. Evet babacığım. Çocuklar var, bir şey deme. Çocuklar ne işi var burada? İşte seni özlemişler babacığım. Çok özlemişler. Çocuklar var. Ya? Ben şimdi sana kızamayacağım burada. Örnek olmamız gerekiyor baba. Örnek olmamız gerekiyor. Bak Barış nasıl bakıyor, gördün mü? Hadi. Kızamayacağım ben o zaman. Tabii. Madem o zaman ben gideyim. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git. Oh be. Baba savarlarım benim. Dileyin benden ne dilerseniz. Duygu'yu başta için. Tamam, onu da söyle. Çikolatalı pasta seviyor Duygu. Sami abi niye gelip gitti? İşte Şahin'in işleri Nevzat abi. Ya çok pardon da Deniz nerede kaldı ya? Ben bir gidip bakayım ona. Haklısın, hazırlanıyor. Çünkü heyecanlı. Biraz heyecanlı. Yani söylememem gerekiyordu ama ben bir gidip bakayım. Ne yaptın ya? Bir şey. Ay ben de heyecanlandım bir an. Giyinemedim. Ay ne oldu? Dur o zaman. Niye gittin? Ya sorma sorma. Başımı dertteydi, kurtardılar. Ya bir salıncak. Salıncak yapıyor Şahin, değil mi? Hah yenge. Ha canım benim, gel. Ya bir anahtarımı bulamadık bir an. Kapıyı çalayım dedim, zil bozuk galiba. Ha yok, bozuk değil. Bozuk değil, ben aşağıdan şeyini çıkardım zili. Zil çalıp da Deniz'in şeyini, konsantrasyonunu bozmasın diye. Ha anladım. Ben bir baksam mı ona? Nerede o? Deniz'i içeride ama bakma. Şimdi bakma. Şey vardı, bir ezberlemesi gereken bir yer vardı da. Onu dedi bir sesli sesli içimden şey yapayım dedi. Dışarıdan da böyle sesli sesli geçeyim dedi. İçeride hiç bölme şimdi sen onu. Ders hakkında bir şey söyleyecektim ama çok acil. Ders hakkında. Ders hakkında. Ders hakkındaysa geç. Söyle tabii. Tamam. Ders hakkındaysa söyle. Deniz. Ay. Ne yapıyorsun? O sen işim geçmiş benim ya. Gizem geldi, seni bekliyor. Ya çıkamadım bir türlü yani Suna gerçekten. Rukiye teyze üzerime titriyor ya. Börek, poğaça, kek derken yani. Bir tepsi geldi, bir tepsi gitti, bir tepsi geldi, bir tepsi gitti ya. Kadın bu kadar üzerime titrerken çok ayıp olur, çıkamadım ben ya. Öyle mi? Gizem mi olacak peki? Sen idare edersen Suda birazcık daha ya. Ama Deniz benim günüm ölüyor Deniz ama ya. Suna gerçekten bak, bir aşkın ipleri senin elinde ya. Bir aşkın ipleri senin elinde, gözünü seveyim ya. Bir şey rica ediyorum, yap ya. Of ya, hakikaten of Deniz ya. Gerçekten sen burada uyu, için geçsin. Ben orada senin hoşlandığın kızı uyarım. Sesini yükseltiyorsun. Sen? Poğaça diyorum sana. Poğaça diyorum, kek diyorum sana. Hala poğaça diyor ya. Ya. Ben geleceğim, biraz idare et. Et biraz idare. Biraz idare et. İşler nasıl güçlüm? Süper Sinan, süper. Gelen giden çok oluyor. Maşallah, maşallah. Böyle devam inşallah, böyle devam. Oh. Güzel. Sinan, müşteriye bak uzun. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Ya yenge. Bahtiyar Usta nerede Allah aşkına? Aman rahatlaması gerekiyormuş. Kendine kafa izni verdi Mustafa abi. Aman aman, aman rahatlasın ha. Ya o gergin olunca biz de geliyor yani. Ha, iyi insan lafın üstüne geliyormuş bak ortam. Neredeydin ya Bahriye Usta? Aleykümselam. Ya bir işim vardı, hallettim Mustafa. Allah Allah, hayırdır, ne işiymiş bu? Hayırlı iş, hayırlı iş. Hadi bakalım. Aç mısın Bahtiyar, bir şey hazırlayayım mı? Nebat. Hele bir otur hele. Bismillah. Bir şey mi oldu? Ya Nebat. Dün sana biraz fazla çıkıştım, hakkını helal et. Yani yapmaman gereken şeydi ama işte. Bilezikler senin bileziğin. Yani ister saat, ister ne bileyim yani yastık altına koy, ister kardeşine yolla. Yani benim karışmaya hakkım yok tabii. Olsun Bahtiyar, geldi geçti, boş ver ya. Kapat bayram. Allah'ım.
Ne bu kağıtlar Bahtiye? Tiyatro bilet. Anam, tiyatro mu? E şimdiye kadar gitmemişsin. Bu da bizim ayıbımız. İki tane bilet aldım matineye. Yani işte akşam. Ya ben de neler düşünüyorum Bahtiyar. Acık bende de var mutluluk. Heyecanlandım vallahi. Ben o zaman hazırlanayım. Ne giysem olay, ne giyilir tiyatroya giderken bilmiyorum ki. Bak hele ben orada sordum da herkes şık giyiniyormuş tiyatroya. Şık. Sen de bir şık bir şeyler giyin. Tamam, giyeyim o zaman ben. Bir şey diyeceğim. Tiyatrodan sonra da baş başa yemeğe gidelim ha. Gidip kadamazsın. Ben gideyim de hazırlanayım gayrı. Yani içime sinmedi, sinmedi diye diye ev bulamayacağız biz bak Emel. Ya Rıza bulacağız, az sabır. Vaz mı geçsin acaba? Bir denem. Gel vazgeçelim bu sefer. Biz taşınmayalım. Rıza bak bu seçeneği unut. Hem ben toparlanmaya başladım bile. Anne kırmızı bir elbisem vardı. Nerede bulamıyorum onu. Kızım ne yapacaksın kırmızı elbiseni? Yarın giyeceğim. Kolye kaldırdım ben onu. Ya anne biz daha bir ev bile bulamadık. Sen toplanmaya başladın ya. Annen kızım. Annen bu. Bu dereyi görmeden patalara sıvamak konusunda bir dünya markası. Biraz tez canlı olmanın kime zarar var Rıza'cığım? Ya ben açıyorum kolyeyi. Ya kızım açma. Git başka bir şey giy. Allah Allah. Tamam anne ya. Telefon, telefon. Sen bakacak. Ben bakayım dur dur. Haber bekliyorum ben. Ha, alo. Yıldız. Sen misin? Ha canım. Ne diyorsun? Vallahi ama ciddi misin Yıldız? Ay çok sevindim. Tamam tamam. Tamam canım. Haydi öpüyorum. Haydi tamam. Ay Rıza bulduk Rıza. Vallahi evimizi bulduk Rıza. Öyle mi? Ha iyi nerede? Ya hani Yıldızların yanında kırmızı bina var ya orada. Ha iyi gördün yani. İçine sindi yani. Gördüm gördüm. Sindi ben el yapılırken için görmüştüm. Harika. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak içine sindiyse haydi hemen tutalım orayı. Haydi Rıza gidelim. Hadi. Gidelim tutmaya. Tamam. Ay çok heyecanlandım. Aynen. Yok canım. Hazırla. Yeter. Ben gidiyorum artık. Denize de teessüflerimi iletirsin. Gitme, gitme. Gitme. Bir şey der misin? Bitmiyor zaten. Tamam, gideceğim. Bir şey söyle. Gitme ya, gitme. Gitme Gizem ya. Ama ayıp değil mi? Bakın kaç saat oldu. Hastanede yemediğim içmediğim şey kalmadı benim. Çok haklısın Gizem. Şöyle, normalde böyle bir şey hayatta yapmazdı. Kesin evde bir şey olmuştur. Ben bir gidip bakacağım. Bakacağım. Ondan sonra da eğer istiyorsan git. Evet, git ya artık. Deniz geldikten sonra gidersin yani. Bir gitse mi acaba? Ne yapsa ki? Öyle mi olsa? Acaba sen bir gitsen... Ben bir gideceğimi söyledim de zaten şey yapayım hiç ben. Hiç acele etsen de artık. Zaten... Yok, estağfurullah canım şey. Bunu da ben hiçbir zaman giyemiyorum hep seninle. Gelir ya, işi çıkmıştır Gizem. Söz verdiyse. Dilekçim gelmedi. Daha nerede kaldı butik? Yani Alper Ali bu sonuçta. Bir yerlere uğraya uğraya geliyordur. Hah, geliyor işte. Gel gel. Hayatım, arkadaşlar. Kusura bakmayın, sizi birazcık beklettim. Yok kardeşim, kusur musur yok. Sonuç ne? Heh, sonuç... Alper'cim, sonuç... Bu. Aa, Ali bir kağıt parçası için mi bizi bu kadar beklettin yani? Hayatım, hayatımın anlamı canım karım, bu görmüş olduğun sadece ve sadece bir kağıt parçası değil. Bu görmüş olduğunuz bizim bu güzeller güzeli dükkanımıza almış olduğum reklam fotokopi makinesinin faturası. Buyurun bakın. Artık dükkanımız bu makine sayesinde siyah beyaz olan bu dükkanımız rengarenk olacak. Helal olsun sana. Ya Ali. Renkli fotokopi makinesi mi aldın? Evet, evet, evet. Evet, kesinlikle. Biraz bulması zor oldu. Gerçekten çok uğraştım. Çok uğraştım hayatım. Bulması zor oldu. Ama hallettim, hallettim. Buldum. Size şu bilgiyi vermekten büyük gurur ve onur duyuyorum. Bu görmüş olduğunuz fotokopi makinesinden İstanbul'da yalnızca ve yalnızca 125 adet var.
bir tanesi de bizim dükkanımızda. Vallahi öpeceğim kardeşim. Buraya git kardeşim. Zehir gibi çalışıyor kafam. Kardeşim benim. Vatana, millete, mahallemize, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ay. Fatura alın, alın faturayı alın. Bunu şey yapalım. Bak, uyuyalım. Ben de arkandan konuşmuşum. Bunu almışım. Kusura bakma artık. Yok. Otur, otur Nebahat, otur. Yemek ne güzeldi değil mi? Bahtiyar, o kadın nasıl güzel oynadı ama. O değil de o kadar ezberi nasıl yapıyorlar, helal olsun vallahi. Vallahi helal olsun. Bir şey diyeyim sana? Çok sevdim tiyatroyu ve hayranlıkla izledim. Hiç deme, hiç. Bir ara ne dedim biliyor musun? Ben de keşke o sahneye çıksam, şöyle keleş selamımı versem. Alkış kıyamet, beni de alkışlasan. Allah seni. Böyle hayallendim işte ya. Çok beğendin galiba yenge. Beğenmek ne kelime Adil abi. Bayıldık, bayıldık. Güle güle öldük. İyi artık bakalım. Önümüzdeki ayda alırsınız biletlerinizi, el ele tutuşur gidersiniz. İnşallah. Ya. Mustafa. Ya gelecek haftanın biletlerini de aldık şimdiden. Oo. Çok iyi yapmışsın Bahtiyar. Bahtiyar, ben gayrı Sinan'ın yanına bir gideyim. O çocuk çok yalnız kaldı. Bak, hadi, 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 hadi görüşürüz. Sinan! Sinan! Niye diyorsun Sinan? Biz yokken sıkıntı niye oldu mu? Yok yok yenge, bir şey olmadı, bir şey olmadı. İyi kuzum, iyi. Bak hele. Gayrı öbür işleri de ben yapayım da sen dinlen. Ver bana, ver kuzum. Vuruluyor muydu he? Yok tamam tamam yaparız. Olsun olsun yaparım ben kuzum. Sen yoruldun böyle. Yenge. He kuzum. Teşekkür ederim. Niye? Ya ben şeyi duydum. O bilezik meselesinde abim kardeşine gönderdin sanmış. Sen de bir şey dememişsin. Bana verdiğini de söylememişsin. Sen nasıl bir insansın ya? Allah senden razı olsun. Dur hele Sinan, başka lafa bak ya. Bak ben tiyatroda güle güle öldüm. Hiç ağlar halim yok benim. İyi, tamam canım. Ciğerim biz aileyiz tamam. He, mutlu olak, işte yüzümüz gülsün. Ben başka bir şey istemem ki ciğerim. İnşallah, inşallah. Sen hiç kafanı yorma, zamanı geldi miydi abine derim. He. Söyleriz değil mi? Ben hallederim. Ya, anam gelinle kuzum ya, duygulandırdın beni ha. He, maşallah, maşallah. İyi muhade ol işine sen. Tamam, ben yaparım. Ver onu Halil. Ya sen tiyatroya gittin ya. Seveyim. Yok, yok. Allah aşkına ne olur ver. Al, haydi al. Ver, zaten bitti, bir şey yok. Kalmadı bir şey. Ağlattın beni ha. Deniz. 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 Bak çıktın çıktın gidecek kız, tamam mı? Gizem gidecek diyorum. Biraz oyalasın olmaz. Ya daha ne kadar oyalayacağız? Konser başlıyor zaten birazdan. Hadi. Tamam ben o zaman gideyim ama bağırıyorsun bak. Ay bak çok iyi fikir, git ben. Bağıracağım tabii, kalk. Hadi. Ay. Ben gideyim o zaman diyeyim. Olmadı mı sizin dediğiniz? Ya ay ay. Topla. Yeter. Ben gidiyorum. Ben. Gizem nereye? Oturuyorduk ya muhabbet falan. Gizem. Ya yok yok yok. Dur gitme gitme. Bir bekle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Nereye? Dışarı gidiyorum ben Rukiye teyze. Sınavı? Sınavı ben çalıştım. Sınava çok çalıştım. Hatta hiç hayatımda ben bu kadar sınava çalıştığımı hatırlamıyorum. Benden bu kadar çünkü. Gerçekten çok çalıştı yenge. Gerçekten çok çalıştı. Öyle mi diyorsun? Çok çalıştı. Ha. İyi tamam hadi tamam. Sonra ben gidiyorum. Tamam. Teşekkürler. Tamam hadi bakalım. Azıcık da hava al bir. Yüzüne hava vursun. Evet evet, ayakları çalışsın. Çalıştı ya çok. Tabii tabii. Görüşürüz. İyi akşamlar Nevzat. Evet nerede? Gitti. Gizem nerede? Gitti gitti. Nereye? Ya nasıl iki dakika tutamadın mı kız Nevzat? Nereye gitti enişte? Bir dakika, ihale bana mı kaldı şimdi? Enişte. Gitti gitti. Bu taraftan mı? Gizem. Aferin sana ya. Aferin. Klasik müzikten falan bahsetseydiniz iyi olurdu. Ben uzaktan mı konuşacağım? Sarı rup bana. Ha dur şey değil. Evet. Neyi tutamadın iki dakika kızı? Sus, sus, inşallah yetişir ya. Hızlı koşuyor ha. Lay 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 lay
karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alana. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda, maziye sırtımızı yaslayan.